Evet, geliyor kendisi. İskeleye doğru yaklaşıyor. Bakalım. Oo. Fena değil. Sıcak bile. Hop da şimdi reklamlar. Allah Allah. Yanıyorsunuz. Okul önünden kız geçiyor. Ne? Ay bir sevindim. Herkesi aradım. Kahkahalarla. Bu programı da hatırlamayacaksın. Vapurda çay simit sohbetten selamlar efendim. Güzel İstanbul. Yaşlı ama hala canlı. Bazen böyle güneşli, bazen yağmurlu. Her şeyle güzel, sevdiğimiz bir sevgili gibi. Bir şehir gibi ol, İstanbul gibi. De ki, boğazım kuruyuncaya kadar seveceğim seni. Efendim İstanbul'dayız. Vapurda çay simit sohbette güzel bir gün. Ünlü konuğumuzu bekliyoruz. Kaptanlık yapmış, ahçılık yapmış, pilotluk yapmış bir isimle birlikte olacağız. Ama o bir şarkıcı. Sevgili Yusuf Güney ile buluşacağız. Onu bekliyoruz. Yolcu konuklarımızı da bekliyoruz. Bir sonraki vapurdayız efendim. Ben böyle iskelenin çıktım. Keyif yapıyorum. Beşiktaş'tan Kadıköy'e seferler çeyrek geçe çeyrek kala. Her yarım saatte bir. Son yolcular koşturuyorlar. 2 dakikaları kaldı. Buyurun efendim. Acele etmeyin. Bir sonraki seferde Yusuf Güney var. Şehir hatları vapuruna gördüğünüz gibi bisikletinizle de binebilirsiniz efendim. Şehir yolculuğumuz olan vapura ben hareketli Kadıköy seferi yapacaksınız. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, kaptan hava almaya çıkmış. Kaptanım! Yusuf Güney ile birlikte bineceğimiz vapur, şehir hatlarının Beyoğlu isimli vapuru. İstanbul'un hangi simgesi daha güzel? Veya şöyle sorayım. Daha öncesinde gözlemevi, rasathane ve hapishane olarak kullanılan İstanbul'un bugün turistlerin özellikle yoğun olarak ilgisini gösterdiği güzel simgesi neresi? Sevgili Yusuf Güney'e de soracağız. Bakalım bilebilecek mi? Çay simit sohbetinde bu sorunun cevabını bulabilirsiniz efendim. Çekil çekil biter mi sandın? Bırak işi gücü boş ver, bıktım usandım. Bak herkesin yüzü sade. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Yusuf Güney'le buluştuk efendim. Ben uzun bir süredir denizde yaşadığı için, denizi çok sevdiği için dünya turuna çıkmadan önce vapuru aldık sizler için. Eyvallah, teşekkür ederim. Eksik olmayın, hoş geldiniz. Rica ederim. Bir an dedim ki acaba denizden mi geleceksiniz? İnanın son dakika geliyordum, biliyor musunuz? Deniz sen çağırdım, geliyordum dedim, boş ver gidin arabayla gelin. Bu arada ilk defa sizinle biniyorum desem bu... İlk defa mı biliyorsunuz? Şaşırmazsınız yani. Gerçekten şaşırdım. İlk defa buraya biniyorum vallahi. Valla efendim, sizin bir tekniniz var, biz daha şanslıyız. Sizin kocaman bir tekniniz var maşallah. Kaptan Köşkü'ne çıkalım ama. Kaptan Köşkü'ne çıkacağız. Hatta kullanalım. Yanıma yazmış şans sözüm, yeminlerim, melekler seni bana yazmış. Sevgili seyirciler, Rafet Er Roman şarkılarını söylemekten çok keyif alan biri olarak, onun yardımlarıyla şansı dönen, aslında kendi deyişiyle, Rafet olmasaydı belki bugün başka meslekte uğraşıyordum diyen Yusuf Güney, oldukça zeki, yüksek enerjili biri. Ve onunla vapur sohbetinde buluşmak gerçekten güzel. Neredeyse şu ana kadar yaptıklarından daha çok hayalleri olan biri Yusuf Güney. Gülmeyi seviyor, o nedenle kendi kendini eğlendirecek pozitif ortamı yaratmakta hiç zorlanmıyor. Aa, yaşa. Ya manzaraya karşı. Efendim çaylar ben buradan vereyim. Çaylar geldi. Yaptığı işte iyi olmanın verdiği özgüven duruşundan belli. Hafızası güçlü ve kendini iyi tanıyan biri. Karadeniz deyişinden bile Karadenizliliği belli. Yaşadığı hayat ona kendini o kadar güzel hissettiriyor ki gülüyor haline, şükrediyor. İstanbul çok güzel ya.
İstanbul'u seviyorum ben, bir daha gelecek ben. İstanbul çok güzel, kebap çok güzel. Merak ettiklerini okumuş, çalışmış, öğrenmiş ve birçoğunu uygulamış. Sakinliği de seviyor, adrenalin duygusunu da. Bazen dalgalı, bazen durgun olan deniz gibi insan Yusuf Güney'le vapurda bir gün. Bu arada sevgili Rafet Erroman, onca yıl sadece güzel yazmamış, güzel ışığı olan birini de hepimizden önce keşfetmiş. Sevgiyle Ömer Öztürk. İstanbul'da yaşayan Gözde Hanım anestezi teknikeri. 8 yıldır Yusuf Güney hayranı olan yolcu konuğumuz kendisiyle programa katılmayı mutluluğun nirvanası olarak tanımlıyor. Hayattaki sloganıysa seni mutlu eden bir şey varsa peşinden git. Vapur sohbetimize İstanbul'dan katılan diğer yolcu konuğumuz Evren Bey çevre mühendisi. Hayatta en önem verdiği şey huzur olan yolcu konuğumuz, İstanbul ince bir gerdanlık gibidir. Her incisi farklı bir kültür, farklı bir medeniyettir diyor. Vapurda Çelsin'in sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ondan sonra bir anda her şey başlıyor yani. Evet, serüvenimiz bizim biraz değişik başladı. Kız arkadaşınız var mıydı 20 yaşlarda? Tabii canım, iyi olmaz mı? Var mı? Çoğu şarkıları ona yazmıştım ben zaten. Gelmedi. Evet. İstanbul'dan merhaba. Vapurda Çalsın'ın sohbette yeni bir bölümle, yeni bir ünlü konukla Şehir Hatları Vapuru'nda Kadıköy'ü Beşiktaş hattında gerçek bir seferde yolcu konuklarımız Yusuf Bey'in hayranları hep birlikteyiz efendim. Tabii pop müzik adına çok önemli işleri imza atmış birisiyle birlikteyiz. Mütevazi bir isim. Gerçekten aynı zamanda yetenekli ve üretken bir isim. Söz yazarı ve besteci kendisi. Bir de kaptan. Bir de kaptan. Evet, şimdi kendine bakmayın, o küçükken utangaç değil mi? Biraz sessiz sakin bir çocukmuş. Ama ondan sonra tabii... Bir o kadar da yaramaz. Bir o kadar da yaramaz. Son albümün adı Kaptan. Biz de bir kaptanı ağırlıyoruz. Sevgili Yusuf Güney ile birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Çaysimiz sohbetimize. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok sağ olun. Nasıl böyle... buralar, keyfiniz? Mükemmel. Vallahi şu an şu yani Kadıköy işte Beşiktaş Kadıköy iskelesi işte istikametinden diyeyim. İstikamet. Seferinde istikametinde işte. Çok güzel bir ortamdayız. Mükemmel bir şekilde ağırlandık. Sizin teknede çay yapılır mı? Demlenir mi? Kesinlikle. Kim demler? Çaycıyımdır ben. Ben çay yaparım. Çayı şeker severim. Kullanmıyorsunuz. Şeker kullanmıyorum. Şekersiz. Şeker kullanmıyoruz zaten. Şeker pek ihtiyacımız yok. Bizler zaten şeker gibi insanlarız. Bir demlik biter mi? Misafirler çok mudur teknik? İki demlik aynı anda kaynar. Öyle mi? Tabii biri biterken öbürü başlar. Öbürü ara vermeyiz için. Sohbette bize eşlik eden, tabii yan tarafımızdaki özellikle sizin hayranınız olan genç isimler okuldan kaçmış gelmişler. Bak ya, hangisi kaçtı? Sen kaçtın değil mi? Onlar okuldan kaçıp gelmişler ve iki şanslı oyuncumuz var. Sosyal medyadan bize daha çabuk ulaşan, daha önce mesaj gönderen iki isim. Sizler de hoş geldiniz. Nasıl Yusuf Bey'le olmak? Bence muhteşem. Yani zaten kendisini beğenerek ve severek dinliyoruz. Çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Evet. Sizlerle birlikte bu keyifli sohbette bulunmaktan. Çok sağ olun. Sağ olun. O kadar güzel geldiniz. Bir duygu ki onun yanında oturmak. Evet. Yolcular da arka tarafta kalabalık. Bakıyorsunuz. Evet. Burada biz şu an Kadıköy'e geldik değil mi? Evet. Biz şu anda Kadıköy iskelesindeyiz. Evet. Ne çabuk geldik ya. Kadıköy Beşiktaş hattındayız. 2,5 dakikada geldik. Deniz ulaşımını kullanın. Her zaman daha hızlı ve daha güvenli geçersiniz. Denizin üstünde zaman hızlı geçer diye bir şey var mı? Öyledir. Öyle mi? Öyledir. Bazen de vakit geçmez. Zaman aslında geçer ama güzel geçer. Geçmese de yine güzel geçmez. Yani güzel geçmez derken güzel geçmemezlik yapar. Siz şimdi anladım tabii... Anlatamadım. Bir daha söyleyin. Dal karkar, kartal karkar, sarkar. Dal sarkar, kartal karkar. Kartal karkar. Ya 20 yaşına kadar söylemektense bir dinleyici olarak hep beklemek. Ondan sonra bir anda her şey başlıyor galiba. Evet, serüvenimiz bizim biraz değişik başladı. O zaman kız arkadaşın... Bir başladı yani. Kız arkadaşınız var mıydı 20 yaşlarda? Tabii canım, iyi olmaz mı? Var mı şarkı? Çoğu şarkıları ona yazmıştım ben zaten. O zamanlar çok büyük bir aşk acısı çekiyordum. Ne güzel sesin var Yusuf diyorlar mı? Evet, tabii o zamanlar hani sesimin güzel olduğunu, işte güzel şarkı söylediğimi söyleyen arkadaşlarım vardı ama ben hadi oradan diyordum yani. Ne alakası var diyordum hani. Aile içinde? Aramızda aile içinde pek yok. Babanız aşçıyken mutfakta. Benim anne tarafının özellikle hepsinin sesi çok güzeldir. Ama hani hiç kimse de bende de yoktu o zaman öyle. Ben belki şarkı yapayım, şarkı çalışalım işte bir
İşte belki albümüm olur, hani belki ileride bir ünlü bir sanatçı olurum diye hiçbir zaman düşünmedim. Doğru. Kimse de düşünmedi. Rafet Ayroman'la olan abi kardeş ilişkisi, dostluğunuz, arkadaşlığınız, hani özellikle o meşhur tanışma hikayeniz, sizin konserde böyle beklemeniz, arkadaşlarınızın vesile olması. Nasıl tanıştınız demeyeceksin herhalde değil mi? 7882'yi anlatacağım. Hayır, demeyeceğim. Ama orada hani mesela sonuçta işte bir şekilde içeri giremiyorsunuz konser alanına, tanışmak istiyorsunuz. Güvenlik görevlilerini atlatmak için işte bir gazetecinin kimliğini tabii, alıyorsunuz, tabii. İçeri giriyorsunuz. Kendinizi ifade ediyorsunuz. O size hayran kalıyor bu cesaretinizden dolayı. Ondan sonra tabii gazete manşetlerinde bir günde hayatı değişti. Öyle. Ama bir günde değişmedi. Bir günde değişmedi yok. Bir günde hayat bunun değişmez. Öncesi çok büyük, uzun bir öncesi var. Evet. Yani bizim tanışmamız 2005'ti ve benim ilk şarkımız, düet şarkımız 2008'de çıktı. Ve ilk albümüm de 2009'da çıktı. Sen beklemişsiniz tanıştıktan sonra. Bayağı 3 sene falan bekledim. Yani 3 sene içerisinde işte çalıştım. Kendinizi çalışamadığım zamanlar oldu, kendimi geliştirdim. İşte bu vokalistliğini yaptığım dönem oldu. Ondan sonra işte ufak tefek bir yerlerde böyle sahne aldığım yerler oldu. İşte nacizane böyle kendi aramızda, arkadaşlarımızla böyle küçük yerlerde sahne aldığım oldu. Yani müziğin içerisindeyim. Hiçbir, hep kendim hazırlıyordum açıkçası. Size inanan birinin olması ilk defa sektörden sizi birazcık böyle ateşledi mi? Yani beste yapmanızla... İllaki tabii ki yani sonuçta ben hani müziğe başlamamın nedenim tabii ki de Rafet abinin hani benim o gaza getirmesi. Yoksa ben hani... Düşünmüyordum, yapmazdım herhalde. Çünkü ben pilot kursunu yapıyordum o dönemler. İşte pilot olmak istiyordum. Çocukluğumdaki hayalimdi zaten. Bir gün pilot olacağız diye öyle karar şey yaparken topçu da olamadık. Popçu olduk. Şimdi şey var aslında, bugün belki de şu anda bizi seyreden, farklı meslekler yapan ve büyük hayalleri olan, restoranda çalışan, devlet dairesinde çalışan, hani sabah 9-5 koşturan, başka bir şey yapmaya fırsatı olmayan, büyük hayalleri olan insanlar var. Evet. Siz aslında onların bir temsilcisi gibisiniz aslında. Farklı şeyler yapıyor değil mi? Ben de o dönemden geçtim. Evet. Benim de sabah 9 akşam 6 evet. çalıştığım dönemler oldu. Hatta sabah öğlen 12 bir dahaki ertesi günü sabah gece 3'e 4'e kadar çalıştığım dönemler oldu mesela. Benim de hep hayallerim vardı. Hep hayallerimin peşinden yine koştum. Zamanım olmasa da yine yani zihnen bile olsa, fiziki bile olamasa bile her zaman koştum, bırakmadım. Yani ve gerçekten bir şeyleri başarabileceğim ve bir şey yapacağıma inanıyordum ben. Yani bir şey olacak ya, bir şey yapacağım ama hani daha henüz bulamamıştım mesela. Ne yapacağım, ne yapmabilirim, neyde bir kariyer, nasıl bir kariyer yapacağım diye. İşte Allah yürü yakın dedi bize. Çok, yani böyle gözlerinizdeki o enerji, ışık böyle hani çocuk yaşta yaşamayı ben seviyorum. Yusuf Güney'de şey görüyorum. Yani az çok yaşamayı da bilen bir insan. Deli dolu bir çocuk ama hayattan mutlu. Mutlu, çok şükür. Ben sağlığımız... Şikayetçi biri değilsiniz. Asla. Yani en kötü dönemde bile şikayetçi olmam. Ben ya benim kitabımda şey yoktur, isyan yoktur. Hele yaradan hiç yoktur. Yani öyle hani kötü şeyler, kötü anlarımız olmadı mı? Oluyor. Her şey mükemmel mi? Yani %100 her şey çok mu iyi gidiyor? Yok, bizim de kötü giden zamanlarımız oluyor. Zor zamanlarımız oluyor. Belki sağlık yönünden olsun, belki maddi yönden olsun, belki manevi yönden olsun. İniş çıkışlar var. İniş çıkışlar illa ki her sektörde var, her şeyde var ama onlara hazırlıklı olmak lazım, onları iyi taşıyabilmek lazım, onları iyi atlatmak lazım. Üzerlerinde doğru düzgün muhasebesini yapıp güzel bir şekilde başarıp gitmek lazım. İleriye doğru ilerlemek lazım. Şimdi iniş çıkış deyince şeyi sormak istiyorum. İnişler çıkışlar oldu ama düşüş olmadı diyorsun. Sen düşüş nedir sizce? Düşüş nedir? Artık üretkenliğiniz biter. Biterse. Hiçbir şey üretememeye başlarsınız. Büyük bir skandala Allah göstermesin bir yere denirsiniz. Ondan sonra... Yapıp karşını alamamak belki. Yapıp karşını alamamak, bir gün bir daha ekmeğinizi... Yani yeni şarkılar yapıyorsunuz. Ya bu sektörden ekmeğinizi artık kazanamamak durumuna düşmek zaten artık düşmek demektir ve düşmüşsünüzdür. Allah göstermesin, o çok kötü bir şeydir. Hele de bir şeyleri gördükten sonra o şeyleri elinizden kaybetmeniz çok zordur. Yani. Türkiye'de çünkü çok çabuk ünlü olursunuz ama onu taşıyabilmek çok zordur. Hele bir de kaybettikten sonra onun kezikleri geri kazanması çok çok daha zordur. Kalbime kırdı beni, sürdü gidelim. Sevilme beklerken bu aşk bitti çok erken. Biz iki inatçı deli, iki serseri. Biz seninle kışa girmiş yaz çiçekleri. Etme İbrahim, komutanımıza karşı son görevi yerine getirmeyeceksin. Ağam bari sen etme.
Komutanım için şehit oldu deme bana. Seni gördüğün şehitlerin arasında yoktu. Esirlerin arasında da yoktu İbrahim. Düşmanın oyunu bu ağam. Hilmi komutanım yaşıyor. Eminim bundan. Bizim dostluğumuz zaten hani bir abi kardeş abi olarak kardeş başladı. Şarkımızda da o abi kardeşle başladı. Ve sonra zaten o abi kardeş bizde devam etti. Yani baba demeyelim şimdi Rafet abi baba dersek şimdi buradan tabii. Ama bununla ilgili çok komik bir anım var aslında. Hazır konu açılmışken anlatayım ben size. Şimdi bir gün Almanya'dan dönüyoruz Türkiye'ye konserden. Rafet abiyle oturuyoruz işte uçakta. Ben iki öndeyim, o iki arkada. Küçük bir çocuk geldi yanıma. 4-5 yaşlarında bir erkek çocuğu. Kolumdan tuttu ve Yusuf abi dedi. Efendim abicim dedim. Bir tane dedi imcayı yeşmini ayabilir miyim dedi. Tamam mı? İmcayı yeşmini. Dedim yerim seni dedim. Tabii ki alırsın dedim. Hani çantadan çıkardım vardı resmi. Tam imzalarken bir daha böyle çekiştiriyor kolumu. Yusuf abi efendim abicim. Baban nerede dedi. Dedim bir tane kimlerde? Baban neydi abi dedi. Allah Allah dedim bu çocuk babamı niye soruyor ben dedim. Londra'da abicim dedim evde dedim. Annesi geldi yok yok Yusuf Bey değil Rafet Bey soruyor. Çocuklar bazıları mesela artık anne evet. Babalı mı bu? Tabii anne şey, babanın tabii. Bunun işin içerisinde büyük rolleri var. Dedi. Bak babasıyla şarkı söylüyor. Sizin aslında ilk çıkış zamanlarında sürekli birlikte olmanızın da tabii ki çocuğun tabii, kafasında tabii. etkisini görebiliyoruz. Evet. Sevgili Gözde Hanım, Evren Bey, heyecan birazcık daha. Azaldı. Azaldı. Evet, daha alıştık. Zaten sohbetinde alıştık, biz sıcaklığı. Nasıl? Yeter bu kadar. Aynı, tamam. Yani evet zaten yani abi Yusuf abimiz abi. Zaten doğallığıyla hani böyle hani halktan biri olarak karşımızda olduğu için biz her zaman onu böyle yani kendimizden biri olarak gördük zaten. Eyvallah. Hiç vapura binmemiş. Buna ne diyorsun? Ya vapura binmesine gerek yok. Zaten teknede yaşıyor kendisi. İhtiyaç duymamıştır. Ben sandalla geziyordum abi. Boğazı sandallarla geziyordum. O geçiyor. Süreç devam ediyor mu? Teknede yaşama süreci abi? Yazları devam ediyor. Yazları devam ediyor. Geçtim ama şimdi artık. Daha eve geçtiniz ama. Gerçi şaşırttı benim valla. Tekrar geri gidebilirim. Bir iki hafta daha zorlayabilirim yine. Kasırgaya falan yakalandınız mı hiç? Çok yakalandım. Çok çok sıkıntılı şeylerden geçtim ama ben seviyorum mesela. Ben Atrak Karadeniz'de olduğumuz için tabii Trabzon'u severim yani. Böyle fırtına 2-3 yani 2 şiddetindeki fırtınalar mesela böyle hiç rüzgarlar bana havacıma geliyor. Mesela en az 4-6. Mesela yedilere çıkalım biraz abi dedirtirsin sana işte. Çocukken çalışkan mıydınız? Mesela şimdi aşçılığa karşı merak var ama ilerletiyorsunuz. Pilotluk böyle gönlünüzde oluyor onu ilerletiyorsunuz. Kaptanlık deseniz evet denizdeyim işte bir tekne aldım. Ben de, keyfi değil de hani sonuçta onu eğitimi de alıyorsunuz. Evet onu yaşıyorum yani bizzat mesela onu yaşanması önemli gerektiği. Önemli bir şey öğrenim. Bu yani. Ya bu aslında pratik zeka diyelim. Ben görsel hafızam ve görsel zekam inanılmaz yüksek benim. Hani ben okuyaraktan... Sevmiyorum, okuyamazdım yani okumadım da hiç ders çalıştığımı hatırlamam ben mesela hani ne yapardım? Derse gider dinlerdim, sınava girerdim, geçerdim. Sadece derste dinlerdim. Yani. Onun da 15 dakikasını dinlerdim. Hani yine hepsini dinlemezdim. Arkadaşlar hepsini zaten... burayı dinlemeyin. Ya ben şimdi 15 dakikada işi kapatıyordum ben. Tamam bitti hadi başlayalım bakalım kavgalar, gürültüler işte birbirine silgi atmalar falan. Sonuçta Türkiye'de yaşıyorsunuz. Hepimiz yapıyoruz tabii değil mi? Öyle şeyler yapmışsınız. 14 yaşına kadar Trabzon'da, İstanbul'da ondan sonra geçiyorsunuz. Aynen 14 yaşına daha yabancı dilde orada öğrendim. 14 yaşına girdim. Ortaokulu bitirdim. Kursa falan mı öğrendiniz? Ortaokulda. Ben İngilizceyi tamamıyla sokakta öğrendim. Hiç okula gidemedim. Yani 3-4 ay böyle bir şeye gittim ne derler koleje yazıldım. Bir de öyle bir yaşta gittim ki ne oranın ortaokuluna girebiliyorum ne liseye alıyorlar. Hani iki senenin de tam arada ortasındayım bir arada bir yerdeyim. Haliyle beklemek zorundaydım. Ve bir sene bir buçuk sene boşu boşuna bekleyeceğim dedim. Bir de benim oldu bitti böyle çalışmayı seven. Zaten her yerde çalışmışsınız. Çalışmanız yer yok. 14 yaşında ben çalışmaya başladım. İşte babanız ne iş yapıyordu? İlk kebapçı olarak kebapçıda başladım işte çalışmaya. 2-3 bir sene 2 sene falan böyle. Ondan sonra artık vinç operatörlüğü, işte İtalyan şefliği, işte tır şoförlüğü. Ondan sonra geçtik işte ne derler baklava ustalığına, şeflik. Yani ustalığın da derken, baklava ustalığı. Babanız ne iş yapıyor onu da merak ediyorum. Babam benim 40 senedir şef. Şef. Her mutfak var. Oradan geliyor. Oradan gelmiyor. Gelmiyor. Babam bana yumurta kırmasını bile öğretmemiştir. Allah Allah. Evet, çok siz ona peki görünce... Hiç de görmedim. Yok. Görmedim. Genlerden. Evde yemek yapar değil mi? Hem genlerden olsun hem de ben... Yani evet. Benim yemek yapma serüvenim çok komiktir aslında. Hani tabii hani ilk olaraktan şey almazlar bize. Hani şef olaraktan mümkünatı yok giremezsin. Hani çırak olarak bile almıyorlar zor. Yerine yaşınız çok okul genç, istiyorlar, ufak, eğitim ya. İstiyorlar. Ben de bulaşıkçı olarak başladım. Dedim Türk mantığı. Direkt bulaşıktan başla. Sonra şefin gözüne gir. Sonra şefin asistanı ol. Sonra şefin ayağını kaydır. Sen şef olsun. Ve planlar tuttu. Aynen tuttu. Şefin ayağını kaydırdım. Yok şaka. Ya da yapmıyorum. Şef nereliydi? İtalyan mıydı? İtalyan. İtalyan'dı. Bravo vallahi. Ne diyelim? Ben haliyle belki burcumdan dolayı ama ya da
karakterimden dolayı ben bir şey mesela farklı şeyleri yapmayı çok seviyorum. İkizler bir şeyi mi? Başarmadan da bırakmam. Başardıktan sonra bırakırım. İkizler mi? İkizler. Yükselen ne? Akrep. Siz şimdi yavaş yavaş aslında 30'u geçtiği için hani akrep... Akrebe geçiyoruz yani. Değil mi? Takıntıların var mı? Takıntılarım var mı? Takıntılarım... Takıntılar var mı diye bir soru geldi. Takıntılarım var evet ya. Saçlarım spreyliyken saçıma dokunmasını seviyorum. Hay Allah ya. Rüzgarda mesela uyuz olur. Ben çıkmam. Şaka yapıyorum. Öyle mi? Şaka yapmıyorsunuz gerçek. Ya evet mesela yine... biraz olabilir canım hepimizin. Olabilir bu tarz şeyler. Sen çıkmıyorsun. Gel evet. Buradan çok çekin çıktık ya. Sen yakışıklı çıktın. Dur. Böyle yapalım. Süper ya. Yakışıklı. Ne diyorduk? Ne güzel oldu ama ya ben. Vallahi arada bir gelin böyle. Gelin ya vallahi. Kadıköy böyle. Açıkça söylemek böyle. Gerekirse listemizde uzun zamandır siz de vardınız. Olsun kısmet bugün mutlu olmuş. Mutlu olduk. Çocukken söylediğim şarkı. Çocukken söylediğim şarkılar var mı? Aa bak evet. Benim bir tane video buldum. Eskiden çekildi kız kardeşimle olurdu. Bu küçük handik kameralar olur evet. Ama kocaman böyle bir tane büyüklerinden. Oradan bir tanesini almışım ben. Kaç yaşındayım ya? O kaseti mi buldunuz? O kaseti buldum. Ya 15 yaşındayım ya 16 yaşındayım. Kaseti kamerayı koymuşum televizyonun üstüne. Kumandayı da almışım, mikrofon yapmışım kumandayı da. Tarkan'ın bir şarkısını okuyorum ama tripleri göreceksin abi. Nasıl tripler böyle, bakmalar, bir şeyler böyle filan. Yandan böyle bakıyorum, bağırıyorum, kameraya doğru eğiliyorum. O zaman var mıymış? Nasıl çıkıyorum diye. Gözlerde o ışık var mıymış? Siz kendiniz... Bir şey olacağım belliydi zaten de. Tabii mütevazı olamayacağım bu konuda. Gerçekten bir şey olacağım belliydi ama ne olacağım belli değil. Bir insanın doğuştan yeteneği olacak kesinlikle. Ve Allah yürü ya kulum diyecek, alnına yazacak onu. Yazdıktan sonra geçmiş olsun zaten. O senin, sen, artık sana kalıyor her şey. Çünkü biliyorsunuz yazı, kader yazısı bir tane değildir. Birçok kader yazısı yazılır. Sana bırakılır, senin kendine bırakılır. Ve doğru. Sen seçersin onu. Oradan gitmek istersen oradan gidersin, buradan gitmek istersen buradan gidersin. O gün Rafet Erroman'ın yanına giremeseydin. Kendini nerede görürdün şu anda? Ya benim mesela oldu bitti hep pilotluk yapmaktı düşüncem. Gerçekten pilot olmak istiyordum. Çocukluğumdan beri pilot olmak istiyordum ki eğitimini bile almıştım. Bayağı da bir eğitimini de yaptım. Enteresan bir şey pilot olmakta kalmamış. Neredeyse ondan fazla uçaktan paraşüt atlamış. Doğru mu? Bu ilginç yani. Hani pilot olmak tamam güzeldi hani. Çocuklar siz yapmayın ama gerçekten. Adrenalini seviyorsunuz. Yapmayın. Evde denemeyelim bunları. Vallahi ben denemeyi çok isterim ama cesaretim yok. Güzel. Ya biraz değil bayağı bir cesaret istedim. Türkiye'de mi yaptınız yurt dışında mı yurt bu atlamaları? Yurt dışında yaptım, yurt dışında yaptım. Evet. Motor falan kullanıyor musunuz? Motor kullandım. Küçükken onu da kullandım. Sonra bir büyük kaza geçirdim. Geçmiş sonra motoru da hiç bilmiyorum artık. Bilmiyorsunuz. Evet, şu an mesela bak şu parmağımın şurası motor kazasıdır. Ve kafa saçlarım ben mesela hiç 3 numaraya vuramam. Şuradan mesela burasını ve buraya sararım genelde saçımı. Çünkü şuradan başlayıp şuraya kadar 22 dikişlik bir şey vardı. Çok geçmiş olsun. Bayağı ciddi bir şey oldu. O yüzden motor özellikle şu arabaların arasından gözünüzü seveyim. Makasa girmeyin. Şu emniyet şeridinden hardır hardır gitmeyin. Çünkü o kadar çok emniyet şeridine kıranlar var ki. Hı hı. Ki ben çok yakın zamanda bir arkadaşım kaybettim öyle. Başınız yani, sağ olsun. Teşekkür ederim sağ olun. İleriye dönük bir planım var. Yani hayalim diyeyim aslında onu. Sen şarkıcısın, Çağatay Ulusoy oyuncu. Ben bunu çok merak ediyorum. Çanva, çanva, Kadıköy, çankaya va, Kadıköy, çankaya. Bir melek diliyorum Tanrı'dan muhtaçlara. Bakıldığında mesela teknesi var diyorlar, şöyle var, bu var, şu. Abi yok, alakası yok. Ben milyonlarca dolarlık teknelere binmiyorum. Gidiyorum kendime göre ufak tekne alıyorum ve onu da yaşamayı öğreniyorum. Onu da yaşıyorum. Ulaşımımı onun için yapıyorum ve onunla zaman geçiriyorum. Sizden başka kaptan var mı? Kaptan siz aşçılığı siz yaptınız şimdi. Yok benden başka kaptan yok. Mıço da benim. Mıço da sizin. Mıço da benim. Her şeyi kendim yapıyorum. Temizim biraz de salata yaparsınız. Temizliğimi de kendim yapıyorum. O zaten zevktir. Çok zevk yapılan bir şeydir. Günde mesela 4-5 saat temizlik yaparsınız yani. Şimdi o zaman tabii ki Yusuf Bey'i seven ileride inşallah müstakbel eşiniz olursa Deniz'i seven biri olması lazım. Ya zaten benim ileriye dönük bir planım var. Yani hayalim diyeyim aslında onu. Ben belli bir yaştan sonra hep Deniz'le yaşayacağım. İnşallah. Yani Fethiye yani, Göcek yakışır size. Bir an evleneceğim falan diyeceksin. Senenin bir 4 ayı 5 ayı herhalde öyle güneye ineriz. Ondan sonra gibi İstanbul'a gerisini de çalışırız. Evet. Deniz'i seviyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sevmeyen var mı? Yok herkes seviyor.
Siz sevince onlar seviyor zaten. Değil mi? Ben Deniz'i sevmiyorum. Seviyor musunuz kıza? Allah Allah. Allah Allah. Misafir olarak ağırladığınız dostlarınız, hayranlarınız, kişiler Yaşar var mı? Yaşar tabii. Abi de çok güzel böyle dostlarımız, menajerimiz. Hep beraber toplandık. Canlı müzikler, böyle gitarlar. O tarz şeyleri ama çok sıkça mesela özellikle sevenlerimle çok paylaşacağım artık bundan sonra. Mesela o tarz güzel anları mesela videoya çekip en azından sosyal medyada, daha fazla kesinlikle güzel ben olabilir. Rafet Eroman'la teknede buluşunca böyle hafif neyi açıyorsunuz, ne dinlersiniz beraber? O benim şarkıları diye bir o şarkıları demiş. Yok biz aslında genelde şöyle şey, şunları da yapıyoruz mesela eski şarkılarını açıp. Evet bak, değil mi? Şöyle bir şarkı varmış, sen bu şarkıyı niye kullanmadın? Aa evet diyor ya, ben unuttum bu şarkıyı diyor mesela. Sonra o şarkının üzerine uğraşıp başka besteler yaptığımız oluyor mesela. Onu yeni albümüne koydukları oluyor. Mesela bu en sonki albümünde şey vardır. İşte ikinci albümünden, üçüncü albümünden kalma şarkılar vardı mesela. Ve bunları ben kafasına sokuyorum. Koy şunları kullan bir daha diye. Ki benim de var mesela. Birinci, ikinci albümde mesela klibini çekemediğim ve aslında çok güzel şarkı oldu. Mesela Sualsiz değil mi? Sualsiz çok güzel diye bir şarkım var. Evlen çok güzel benimle. Bir şarkı. Ona klip çekmedik mesela gitti. Ama kullanacağız ileride. Albümleri alıyor musunuz yoksa internet mi? Efendim? Yok korsan almazlar mesela bak. Harbiden o konuda takdir ediyorum hepsini. Değil mi? 2-3 tanesi getirdi bana korsan imzalatmaya da. Abi paramız yok ne yapalım ya, bunu aldık dedi. İmzalıyor musun dedim, dürüstsün en azından. Getir imzalayayım. Çok iyiymiş ya. Bu albümüne başka klip çekecek misin? Çekeceğim tabii. Şimdi Sevdalı'nı sarma diye çekeceğiz. Evlen benimle'yi çek. Çok evlen güzel. Evlen benimle'nin... Şimdi düğünler bitti. Düğünler bitince... Biraz o konuda da... Bir sonraki düğün sezonunu bekliyoruz. Yani. Yaz sezonu gelince hareketli olsun. Ya her şarkıların bir şeyi var. Biraz düşünüyor var. Değil mi? Var var sezonu var. Hani bir zamanı var. Mesela yazın tabii ki slow şarkı çıkmayacak diye bir şey yok ama hani... Çok öyle herkes slow şarkı çıkarmaz yazları mesela. Zaten hani kliplerin altındaki o yorumları ben okurum. Hep işte bir... Sosyal medyada olsun, paylaştığımız sitelerde olsun. O yorumlara hep bakarım ben mesela. İnsanlar ne diyorlar merak ederim. Ekşi sözlüğü açarım mesela klip çıktıktan sonra. Onlarla yola çıkaraktan bir sonraki hamlenizi hazırlıyorsunuz zaten. Yani aslında bir bakıldığında satrançın müzik versiyonu diyebiliriz mesela bizim yaptığımız iş. Oralardan böyle bakıyoruz. Bir sonraki hamlemizi oralardan yapıyoruz. Sizin kadar plak yapımcıları, yapımcılar da dikkat ediyor mu acaba? Ya da siz aslında mesela... Onlar daha çok ediyorlar. Onlar daha mı daha çok? Çünkü tabii yani en kötü bir geri dönüşüm onlara da bir daha maliyetli oluyor. İşin... Maddi tarafında oldukları için tabii ki onlar tamamıyla duygusal düşünüyorlar. Ne beklersiniz hani plak yapımcısından? Diğerlerinden farklı olmasını, ona özel yapan şey nedir bir sanatçı için? Ya bizim zaten Hüseyin Emre ile çalışıyorum ben en başından beri. Çok uzun zaman oldu. Ya bir kere dostluk çok önemli. Bazen sizin sevmediğiniz bir şey, hiç umursamadığınız ve ciddiye almadığınız bir şey bile hit olabilir. Bir şarkı bile hit olabilir ki mesela çok komiktir. Bunu ben yaşadım. Melekler Seni Bana Yazmış diye bir şarkım vardı benim. Şu anda mesela en çok tıklanan şarkımdır. Ve ben o şarkıyı albüme koymuyorum mesela. Bildiğiniz o şarkıyı albüme koymuyordum. Yani gerek yok diyordum. Hani yaptık hazırladık. O kadar çok şarkı hazırlamışım ki. Kendisinin yorumuyla mı koydunuz? Şimdi 10 tane şarkı giriyor albüme. Biz 15-20 tane hazırlıyoruz. İçinden seçiyoruz. Eliyoruz 10 taneyi. Ve o elenenlerin içindeydi. Onun yarı sözlerinde Hakkı Yalçın işte. Hakkı abi yazdığı içinde. Hakkı abi dedim yani... Hani abi koymasak olur mu? Sen deli misin? En iyi şarkı kendisi işte, çocuk. Orada size müdahale etti. Mesela orada müdahale etti bana. Müdahale etmeseydi belki ben melekleri koymayacaktım. Hiç çıkarmayacaktım. Çok ilginç yani. Arkadan değişik yorumlar sesler. Kalbin iniyordu bak. Nasıl yani? Nasıl olmaz filan. Seni bana yazmış Sevdanım, göz bebeğim, kader seni Evren Bey'in bir sorusu varsa onu da devam edelim. Evet. Sizin tabii düetlerinizi severek dinliyoruz. Özellikle Rafet abiyle olan düetiniz. Evet. O ilk miydi bu arada? İlkti. Evet. Hiç şunu düşündünüz mü? Yani İlk erkeğin de düeti zaten. İki erkeğin ilk yaptığı düet. Yani keşke hani yaşasaydı da birlikte düet yapsaydık dediğiniz bir sanatçı var mı? Kesinlikle var. Barış Manço. Barış Manço. Gerçekten. Tanju Okan mesela. O tarz, o kafalara inmek isterdim. 70'ler, işte 80'ler falan böyle. Ve ben mesela o dönemde ünlü olmayı çok isterdim. Çocukluk dönemlerinde hayranlık nereden geliyor? Babam benim arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Bizim yani çocukluğumuzda zaten hep Müslüm Baba, işte Orhan Baba, Ferdi Sayfur, İbrahim abi işte öyle. Türkiye'de bence yani tabii ki Adana, işte Mersin, işte o taraflar, işte Tarsus, oralar tabii arabesk yani çok fazla sevilen bir müzik türü ama inanın bana en fazla arabesk Karadeniz'de dinler. Çok ilginç mesela. O tarafınız var mı? Konserlerde sanki söylüyordunuz, ben bir konserini izlemiştim. Arabesk mi? Evet. Arabesk albümle yapmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Değişik olur. Ya benim hep varız artık. Böyle, şimdi böyle oldu son bahar kışa doğru. Aynen oldu bitti böyle bir arabesk yönüm hep vardı böyle. Severdim yani. Böyle. Hatta sizin şarkıları çok severdim. Ben. Gece insanı mısınız gündüz mü? Eskiden geceydi şimdi gündüze çeviriyorum. Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?
Şu an Anadolu yakası. Çay mı kahve mi? Kesinlikle çay. Size de söz vermek isteriz tabii ki. Var mı böyle Yusuf Bey'e sormak istediğiniz, aklınıza gelen böyle olmam bir mı soru? Sen mi sormak istersin? Sana vereyim mikrofonu. Sen rahat konuş. Kendin ismi de söyle bize. İsmim Betül Kırcı. Aha. Erzurum'dan geliyorum bu arada. Aa, gerçekten mi? Evet, maşallah. Erzurum'dan gelmek için geldik. Hoş geldin. Programda olduğunu öğrenince katılmak istedik. Süper. Yusuf Bey'i de duyunca. Kardeş misiniz? Evet, kardeşiz. Hoş geldin. Ünlüsünüz, taklit yeteneğiniz de var. Dizilerde oynamak ister misiniz ya da öyle bir proje var mı? Evet, güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi o zaman sizin huzurlarınıza hazır çok güzel bir müjde vereyim size. Sen de gel buraya. Ve kimsenin haberi yok bunda bak. Hem iki dakika gel buraya yanımıza. Çünkü soruyu sen sorduğun için böyle arkasını dönük kalmasın. Gel yanımıza. Çok güzel bir haberim var sevenlerimizin. TRT Müzik'te. TRT Müzik'te? Müzik programı yapıyorum. Vay, yeni başlıyor. Ocak'ta başlıyoruz. Ocak'ta başlıyorsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel inşallah. Bir konsept böyle. Hayırlısıyla inşallah. Hem de canlı olacak, seyircili olacak bir de. Hem de Taksim'deki şubede olacak. Yakında. Yakında herkes olacak. Oyunculukla ilgili hanımefendi sordu oyunculukla ya. Ilgili dizi olacak birkaç proje var. Var. Düşünüyorum, sıcak bakıyorum. Ya bu sene özellikle oyunculuğa biraz daha yakın bakıyorum, hissediyorum aynen. Olacağız ya. Olayım yani. Niye? Olmazsın. İnşallah. Ne olmazsın ki? Ya zaten şöyle bir şey var artık. Öyle bir sektör, öyle bir hale geldik ki hani sadece yaptığınız işte var olmanız da yetmiyor artık sevenlerinize. Sizi hep görmek istiyorum. Her yerde görmek istiyorum. Her yerde görmek istiyorum. Bu dizilerin ilginç bir tarafı var. Sizin konuk oyuncu olduğunuz aslında konuk oyuncunun ötesinde Çanakkale filmindeki evet, o süreç içerisinde. Hani en son daha yeni mesela TRT1'de Çanakkale dizisinde oynadım mesela ben. Şöyle Yüzyıllık bir şey. Mühür diye. Çok mükemmel bir projeydi, çok güzeldi. Ama kısa bir projeydi. Kısa bu. Yani işin perde arkasında ilginç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sanatçılar tabii şarkı söylüyorlar ya sahnede. İster istemez algılarında o var. Yani bir taraftan kulaklara ses geliyor mu? Işık doğru yerde mi? Seyirci var mı? Orada bir vukuatlı bir durum var mı? Bir kavga aynen var mı? Hani istediği karşılığı alabiliyor mu? Bir odaklanma problemi yaşıyormuşsunuz. Var. Bu dizilerdeki o çalışma performansınız da birazcık daha iyi hale gelmiş galiba. O çok iyi hale geldi. İlk zamanlarda tabii çok sıkıntı yaşıyordum. Hani yönetmeni tekrar tekrar almak zorunda kaldık şeyler oluyor. Çünkü hani gerçekten yani konserde çünkü bir yere bir odaklanıp şarkı söylemezsiniz ki. Gözünüz her yerde. Herkese bakıyorsunuz. Ön tarafa bakıyorsunuz. Arkaya bakıyorsunuz. En arkaya bakıyorsunuz. Orkestraya bakıyorsunuz. Dediğim gibi ben hani Tom Meister'la iletişim içerisindesin. O an matematik yapıyorsun orada. İşte coğrafya bilgisi bilmem ne. Her şeyi yapıyorsun o halde. O yüzden hani şimdi oyun istedikleri zaman da bir yere odaklanıp karşındaki insana odaklanıp oyun vermen lazım. Şimdi hadi odaklan nasıl oynayalım? Gözler benim böyle gidiyor tabii. Mümkün çünkü işte işte Osmanlı İmparatorluğu'nun işte son bana verdiği yetkiye dayanaraktan gözler. Oğlum kes diye. Kestik. Abi niye dedi bakıyorsun sol tarafa? Teşekkür ederiz. Evet. Sorumuzu cevabını aldınız. Sizin tekrar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir soru daha var. Selamlar da. Hadi bir soru daha alalım. Evet. Grup adına mı soruyorsun? Yok. Ben yok, onlar da kim oluyor? Ben yalnız geldim. Şimdi sen farklı bir sektördesin şey olarak. Şarkıcısın ve Çağatay Ulusoy'la. Bir dakika. Bu hayranlar size hep sen mi der? Desin böyle mi? Çok yakın davranıyor. Evet öyleyiz. Çok öylesin severiz. Abi kardeşsiniz. Abi kardeşsiniz değil mi? Siz dese evet mesela orada hep oğlum böyle bir şey oluyor. Ben onu kaldırdım. Yusuf abi. Ya, amca demesin de. Yusuf amca. Kaç yaşındasınız? Ben 21. 21. Kocaman kız olmuş. Evet. Mesela ben hatırlıyorum 13 yaşındaydı bu kadar. Evet. Gerçekten mi? Ağlıyordum evet, sana. Öne alın onu ben diyor. Değil mi kız? Evet. Posterler var mı odada? Vardı böyle. Vardı da büyüyünce kaldırdım. Peki. Merhaba. Ben çok çok iyi ya. Hanımefendi, biz cumartesi pazar günleri yayınlanıyoruz. Evet. Tekrar pazar günü oluyor. Sağ ol. Mikrofonu tutmayı unutma tamam mı canım? Tamam. Şimdi sen şarkıcısın, Çağatay Ulusoy oyuncu. Ben bunu çok merak ediyorum. Nasıl bu kadar yakın dost olabildiniz? Nasıl sevdin onu bu kadar? Nereden tanıştınız? Ya bir kere o da çok mütevazı bir insan. Evet. Çok şeker bir insan. Hani egolarını kırmış bir insan. Ben öyle insanı seviyorum. Ben egosu ve kendini böyle yükseklerde gören insanlarla hiçbir zaman yapamadım. Ve o yüzden de çok fazla arkadaşım yoktu zaten benim de. Baktığında hani çok tabii çok sık görüşmeyiz ama hani görüştüğümüzde de çok o samimiyet vardır aramızda. Niye? Çünkü o elektriği enerjiyi verir her zaman. Ama Çağatay Bey çok fazla teknede yapacak gibi değil. Öyle bir konuşmuştuk evet. Yani o da yapmak istiyordu. Hani
Yani gerçekten gönül vermek lazım. Ben bu iş hani teknecilik, teknede yaşamak bambaşka bir şey yani. Ben artık yani sabah kalkıp kahvaltımı orada hazırlayıp sporumu orada yapıp ondan sonra bütün günlük yapacağım işleri orada takip edip kitabımı işte senaryo yazıyorum. Mesela onlarla uğraşıp telefonlarım, görüşmelerim, her şeyimi artık mesela bütün her şeyimi tekneye taşımıştım mesela. En güzel şey herhalde sabahleyin teknede uyanma kısmı. Çok güzeldir. Mesela denize tutmaz beni. Ben 5 senedir teknede yaşıyorum. Mesela hayatta beni tutmaz tekne. Sana da çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mesela ben ortaokulda Yusuf'u tanıdım. Şu an üniversiteyi bitirdim. Yani bir 8 sene. Mesela soruyorlar ne zaman evleneceksin diyorlar. Ben de bir şey diyorum mesela. Sevenlerin mürüvvetini bir kere göreyim. Onların hani bütün hayranların mürüvvetini göreyim. Ben ondan sonra evleneceğim. Çünkü yani evlilik boş ver. Nişanlansam izin vermezler. Evet. Niye evet ne? Allah. Ama artık durum birazcık farklılaştı son yıllarda özellikle. Bir ben kaldım zaten herhalde değil mi evlenmeye? Yani, hepsi evlendi. Yani o şeydi, bence bir klişeydi. Böyle bir 10 yıl öncesinde çok popüler. Böyle eğer işte erkek sanatçı evlenirse hayranlar onu bırakacak gibi bir durum vardı. Hatta yapımcılar bile aman evlenme diyordur yani. Tabii canım. Hala diyorlar canım. Diyorlar ama gerçekten yok, bırakmak değil de iste istemez etkiliyor bak. Çünkü olay ne biliyor musunuz? Olay yani o insana ulaşamasan da ufak da olsa böyle bir içinde böyle bir ümit kalır ya, ümit olur böyle mesela olsun benim olmasa da başkasının da bilir mesela onu mutlu eder. Doğru. Ama şimdi başkasına ait olduğu zaman o zaman işte bütün hayalleri bitiyor. Doğru. Her şey yıkılıyor orada bitiyor zaten. Şimdi birçok şeyin taklidini yapıyorsunuz ama vapurda anons yapsanız mesela birkaç dilde. Hiç anons edeyim mi? Bir de ben size... Gardı lambardı, cicimle gardı köyü tekrar, gardı köyü de böyle. Bu ne oldu hiç? Bırtı, bırtı diye. Hiç oldu. Hiç oldu. Başka ne var? Japonlar, Çin mesela, Çince yapalım. Son seferler kalkıyoruz biraz. Son sefer. Çanwa, çan, kadike, çan, kanyawa, kadike, çan, çanwa. Evet, harika. Ben biraz böyle sevenlerime takılmayı seven bir insanım. Bir komik tarafınız var. Yani, hani bazen sinir de etsem, hani böyle çok acızlandırdığım da olur mesela. O kadar çok şaka yaparım ki çünkü. Hani istiyor istemez böyle ama çok severler. Dublaj yapmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü hani sesinizin renginde böyle çok farklı anlara gidiyor. Mesela reklam, yani. Sadece sesle de değil, değişik bir tiplemeyle bir reklam filmlerinde olabilir yani. Olacak zaten, o da öyle. Öyle mi? Öyle projeler var yakında. İnşallah ya. İnşallah, bakın. Bayağı çalışacaksınız bu 2017'de. Sevgili seyirciler, sosyal medyadan yapacağınız başvuruları bekliyoruz. Siz de şehir atları vapurlarında hayranı olduğunuz ünlü isimlerle çay ve simit eşliğinde sohbet etmek isterseniz bize yazın. Sevgili Yusuf Güney'in yeteneklerinden en önemlisi aslında toplu taşıma araçlarında söz ve beste yapması. Özellikle trende yaptıkları. Özellikle Güngören Taksim. Şaka değil, gerçek. Havalimanında yani sevginizden ayrılıp uçakta yapmışsınız. Şimdi bir kalem kağıt verip vapurda da bir 5 dakika sizi baş başa bırakıp bir şeyler belki ilham gelir. Gelir. Gelir değil mi? Her türlü gelir. Bir verelim o zaman. Aşkım Leyla. Ben seni sevdim, sen beni sevmedin. Müzik alabilir mi kız alttan? Nı 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 nı. Müzik şart değil mi? Böyle ilham getirecek bir şey lazım. Şimdi beste yaparken şudur. Bir formülü vardır. Hı hı. Ya bana göre bir formülü vardır. Çoğu insan öyle yapmaz tabii de. Ben mesela ilk önce bir başlık bulurum. Şarkının ismini bulursun önce. Bir beste bestelemeden önce ona bir isim bulursun önce. Hı. İsim yol haritasının başlangıcı. Tabii canım, yani ismi koyduktan sonra zaten onunla ilgili yazmaya başlarsınız. Mesela hasret. Hasret. Hasretle ilgili başlarsın yazmaya. Kadıköy olsun. Kadıköy olsun. Kadıköy olsun. Kadıköy. Yar beni ektin Kadıköy'de niye gelmedin canım? Hiç ekilmişliğiniz var mı öyle? Tabii canım, her Türk genci başına gelmiştir. Sebepsiz gidişlerin, pişman olup da dönüp özürlerin. Ya mesela hani çok daha uzatmaya gerek yok. Nakarat olarak görüyorum. Elinize sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz de bizi kırmadığınız için. Ne kadar sürdü? Valla bence 2 dakika falan en fazla. Yani en fazla. Çok iyi olmadı mı? Salak. Yine güzel bir gün. Yine sen oradasın. Uzaktan da olsa rıhtımda gözyaşımsın.
Al yüreğine, hapset gönlüne. Ey Kadıköy. Seni sevmek ne güzel. Ey Kadıköy. Ey Kadıköy. Kadıköy'e giderken çok güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayranlarınıza vereceğim bu mısralı. Vereceğim ama sorularım falan, en son notlarım var ya, o bitsin. Tamam, size veririz tabii ki, seve seve. Seve seve. Fotokopi makineniz var mı? Evet, son sorularla yavaş yavaş kapanışı yapacağız. Sizin aklınıza bir şey geldi, buyurun. Evet, hani şimdi az önce yazdığınız şarkıda da böyle aşk üzerine aslında bir şey oldu. Hep merak ettim, neden şarkılar hep aşk üzerine yazılır? Aşk mesela anlatılması o kadar geniş çaplı bir durum ki onu anlatamazsın, bitiremezsin. İstersen, yani milyonlarca şarkı yazılmış üzerine, düşünsenize. Ve hani insanın kendine en yakın gördüğü duygu odur zaten, aşktır. Ve en çok sevdiği duygu da odur. Ve en çok hayatında olmasını istediği şey de odur zaten. Ve onun üzerine gidersin. Onu hani en sevdiğin insanı her gün görmek istemen gibi bir şeydir. Yani doğa üzerine, insanlık üzerine. O hani yapılır ama %3'üdür, %2'sidir aslında şarkılar. %3'ü sosyal içeriklidir. Rafet Arman'ın bir şarkısı vardı. Neydi o? Bir melek, bir melek diliyorum. Bir melek diliyorum aynen. Bir melek diliyorum. Çok güzel mesela, bir insanlığa verilen bir... insanlığa verilen bir şarkı, ben hala ezbere bilirim yani ve yıllarca dinlerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ezbere biliyor musunuz? Biraz biliyorum. Okuyun bakayım. Ya ben okuyamam hayatta, öyle bir yeteneğim olsa orada ben olurum. Hadi bayım. Dinliyoruz. Böyle dinliyoruz. Hadi bakalım. Valla. Ya biz deriz. Her şeyi bizden istiyoruz. Ben o şarkıyı çok seviyorum. Her şeyi devletten bekleme. Biraz da... Her şeyi Yusuf Güney'den bekleriz. Söyler misiniz o şarkıyı? Aklınıza mı? Söylemesin bir şarkı. Bir canlı bir şey var mı? Bir kuble. Bizi kırmayın. Benim canlı sesim çok kötü gerçekten. Kötü mü? Kötü kötü. Kötü olursa biz banttan şey yaparız, çıkartırız. Hangisini söylemek istersiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Bir melek diliyorum izleyelim. Harika ya. Çok sevdim şarkı. Eşlik ederseniz sevdim. Edeceğim. Tamam. Siz de edin. Önce sen başla. Abi ne vallahi. Abi olmaz. Ne olur sen başla. Ah keşke söylesem. Bir melek diliyorum Tanrı'dan muhtaçlara, çaresiz, yuvasız, aşksız çocuklara. Uzun yıllar sonra ilk defa vapurda, bir de sohbet programında. Özellikle de bu vapur gerçekten çok iyi geldi. Denizi zaten çok seven bir insan olduğum için de şu an hiç sıkılmadım diyebilirim. Çok mutlu oldum. Stüdyo ortamından çok çok daha güzel, renkli ve heyecanlı oldu bizim için. Dediğim gibi bütün sevenlerimizi, bütün herkese buradan çok çok sevgilerimiz, saygılarımız ve bizleri burada ağırladıkları için de sizlere ve bütün ekibinize çok teşekkür edelim. Haftaya bir daha bu saatte görüşmek üzere. Yusuf Bey'e enerji hiç tükenmesin inşallah. Yeni projelerinde gönülden başarılar diliyoruz. Bu isteğiniz, güler yüzünüz, samimiyetiniz, genç arkadaşlara gösterdiğiniz ilgi. Kolay bir şey değil ünlü olmak gerçekten. Hep aynı tempoda olmak. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bitirelim. Bizim bir sözümüz var. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok güzel. Sevgili seyirciler, Yusuf Bey'e soralım bakalım. İstanbul'un en güzel simgelerinden biri. Bir dönem gözlem evi, rasathane ve hapishane olarak kullanılmış. Aa. Neresi burası sizce? Joker hakkı yok. Joker hakkı yok. A şıkkı, B şıkkı, o da yok. O da yok. Simgeler hangileri mesela? Öyle simgeler. Düşün. Tabii Kız Kulesi var. Var. Sultanahmet. Evet. Ayasofya. Ayasofya var. Başka? Ondan sonra... Şimdi gözlem evi olduğuna göre... Bağcılar Güngören var. Gözlem evi. Gözetleme kulesi desem mesela. Galata Kulesi. Vallahi bravo. Vallahi buldum. Ya. Ödül olarak ne alıyorum? Ödül olarak sevgimizi. Ben değilim. Çok güzel yanaşıyor vallahi. Çok iyi. Ha bakalım şeyler, yolcular tanıyacak mı sizi? Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevgili bir abimiz bizi karşıladı. 5 dakika bıraktın, bak koltuğu kime kaptın? Evet ama hiç şey olmadı.
Evet, geliyor kendisi. İskeleye doğru yaklaşıyor. Bakalım. Oo. Fena değil. Sıcak bile. Hop da şimdi reklamlar. Allah Allah. Yanıyorsunuz. Okullarından kız geçiyor. Ne? Ay bir şey. Herkesi aradım. And everything is in its place. Kaha kahalarla. Bu programı da hatırlamayacaksın. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day.